İnsan böyle gördüğü bir emeği sanki şu an o motormuş gibi canlandırdı değil mi? Çünkü şu an içi paramparça arkadaşlar. Paşitle bir ilerleme yok. Beni görünce artık cezalandırmaya başladı polisler. Kanama sızı kaymıyor. Biz de iyice oturtturalım diye Okan'la birlikte yaymayı bırakmamıştık içinde. Herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, uzun bir 70'ten sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün güzel bir konuk var, güzel bir araç var. Onu göstereceğim size, kapak resminden gördünüz. AUE'nin benzeri. AUE'nin benzeri, yakını, hemcinsi, bir farklı türü. Şu an sadece jant farklı, geri kalan çoğu şey aynı. Size onu göstereceğim bugün. Gündüz olsaydı gezintide yapacaktık. Gündüz olmadığı için gezinti yapamadık. Şimdi motoru göstereceğim size. Kenar motoru göster. AUE'yi çok sevdiğinizi bildiğim için sahibini de göstereceğim. Abi, benim diğer motora benziyor mu? Değil mi? Hayır, benim de öyle kırmızı vardı. Evet, de. Ben ama janta değil, yere bak tutuyordum onu. Çünkü maşanın altına koymuştum buradaki yuvarlı. Hatta onu oraya oturtunca yukarı koydum. Ben de mesela buraya koymuştum abi, şu kavalın vidası var ya. Janta olmasın diye oraya koymuştum. Ben önü de anlattım. O kırmızıları... Değil mi? Motoru gösterdi. Çoğu şey hemen hemen aynı arkadaşlar. Abimiz burada. Ben Instagram'da şans eseri gördüm motoru. Bir an AUE'ye sandım. Baktım, inceledim, sonra değilmiş. Sonra abiye ulaştım. Abi de yakınlardaymış. Sağ olsun, kırmadı beni geldiğimizde buraya kadar. Motoru inceleme. Hani benim gözümde şu an koskoca bir maziyete gibi, kendi motorumu görüyormuş gibi hissediyorum açıkçası. 10 numara. Bu da senin motoru gösterdi. Değil mi? Vallahi on numara. Göstersen şu an gemi gibi duruyor. Çoğu şey hemen hemen aynı. Bir egzoz sesi farklı. Ufak tefek değişiklikler var. Plaka farklı tabii ki de. Yapma ya. Çoğu şey hemen hemen aynı arkadaşlar, ledler. Bir mercek farklı, mercek ledler yok bir daha. AUE'de taktık, bir daha sonra gelmedi. 2.90 mı? 3? 3'ler mi? Abi sen motoru bu şekilde almadın değil mi? Yok, bu şekilde almadım. Orijinal şekilde aldım. Kendim bastı. Kendin jantıydı, işte ledydi. Her şeyin kendi modülü. Bendeki modülün aynısı var. Şu alttaki bak, çakar modülü. Sadece bağlantılar farklı. Ben o kırmızıyı da çakara bağlamıştım mesela. Ayrıyeten abi de buraya geldikten sonra öğrendim. Yağ soğutucu benim AUE'den kalan yağ soğutucuymuş. Bir de buradaki şu gold yağ tıpası. Şunu buharlanmış. Normalde motorun sıcaklığını gösteriyor sana. Başka? Başka bir şey yok zaten. Aynen. Yani şans eseri böyle denk gelmesi açıkçası arkadaşlar. Nasıl gördün? Abi ben nasıl gördüm? Şu an video çeken arkadaş attı bana. Ben motoru daha önce gördüm. Senin oğlunun fotoğrafı vardı. Sahilde. Sahilde. Arkası dönük böyle duruyor. Aynen. Plaka değil. Ulan diyorum, bu benim motora çok benziyor ama plaka değil. Acaba diyorum sattılar. Sonra diyorum hani belki benim gibi birisi aldı da AUE'yi geri hani o. Şimdi şöyle bahsedeyim arkadaşlar. AUE şu an bu halde gibi bir motor değil. Yani benim sattığım gibi değil. Biraz evrim geçirmişti. Farklı şeyler yapılmış motora biraz. Farklı yerlerde. Belki de o çocuğun bir hatası yok. El değiştire değiştire yani. Sonuçta bir şey el değiştirince. Herkesin zevki farklı. Zevki farklı. Birisi ledini sevmiyor. Birisi farklı renge yapıyor. Birisi egzozu kırıyor. Kaynattırmıyor. Bakımsız bırakıyor. Temiz bakmıyor motora. O yüzden. Hani ben görünce. Benim AUE normalde olduğunu bildiğim için. Bu motoru görünce. Ulan dedim acaba AUE mi? Yok dedim. Plaka farklı. Ulan şimdi makineye bakıyorum. Makinede çizik arıyorum hani böyle. Diyorum ki bütün her şeyi değiştirebilirler. AUE'yi çevirebilirler ama diyorum. Makine blok kısmına bakıyorum hani o tarafa.
Ya dedim her şey aynı, Allah Allah. Ya nasıl acaba? Şeylerden anladım abi en çok. Şu şey yok mu? Aynen. Benim ondan inceydi. Son dakikada çevirdim ama o demir nikelajla dedim onun söküp de niye dedim nikelajdan siyah çevirsinler. Dedim o benim motor değil. Sonra sana ulaştım abi işte. Konuştuk ettik abi, de ekran olunca kırmadı beni sağ olsun, teşekkür ederim, geldi. Allah Allah. İnsan böyle gördüğü bir emeği sanki şu an o motormuş gibi canlandırdı değil mi? Çünkü şu an içi paramparça arkadaşlar. Sesi farklı. Bir taraf çığırıyordu. Yani orada biraz daha sesli ya. Bunlar da top ses veriyor ya. O top veriyor, bu şey veriyordu. Benim o çok hoşuma gidiyordu mesela. Ne çok bağırıyordu. Cezaydım abi. Cezaydım abi. Allah aşkına olsun. Nazar değmesin. Ceza mezayım abi. Hep yırtıklı mesela. Yani niye ağzımı açayım? Ben çok yedim abi. Ağzımı açtı. Ben yedim. Hiçbir şekilde. Beni çok güzel öptüler ceza konusundan. Benim taşıdığı bir ilerleme yok. Beni görünce artık cezaevine başladı polisler. Mesela burada geçişler var. Gece pır 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 oraya buraya gidiyorum ya artık. Adamlar alıştı. Bende ehliyet de yoktu. Biliyorum. Yine mi sen? Yine mi sen? İşte ondan sonra Instagram'da takip etmeye başladı. Bak gördüm seni, yanmıyor musun? Dikkatli ol. Hani bekçilerden de oraya yapabilirim. Aynen. Oraya gönderdim. Ama güzel abi ya, yani CG bilmiyorum videoyu o zamanlar, şu an mesela çok fazla motor kitlesi izlemiyor ama o zaman izleyen kitle çok aşık yani abi benim o motora ya. Evet. Hani bilmiyorum. Allah nasip ederse tabii elbette bir gün, belki bir daha arabadan sonra inşallah. Sana veririm. Abi sen tabii ki de. Belki satın alırız. Şakasız yani ama valla. Kıymetlilmek lazım. Ben sattıktan sonra değerini daha çok anladım yani. Aşağı yukarı abi aldıktan sonra motoru kaç para bitti? Aşağı yukarı 5. Değil mi? Egzozuydu, lambası, derilasıydı, deci. 5 ay yapılmıştı çünkü çift egzoz aldık. 2 tane 144 aldık. İç lastik, dış lastik, yanak. Şu an 144 biri patlak arkadaşlar. O da geri tamire göndermiş abi. O da gelince. Evet. Ön arka yanaklı üst dört bir şekilde oluyor. Buraya gelmişken yanak alalım da kapanmış bu şekilde. Kapalı kapalı. Ya abi mesela şey çermenlikle biliyorsunuz. Abi adam artık var ya böyle bir gün önünden geçiyorum. Hani artık o kadar çok malzeme aldım ki bir şey oluyor mesela. Gazeteye gidiyorum hemen alıyorum yani. Hemen alıyor. Artık adamlarla da aşınmış oldum. Bir gün önünden geçiyor. İlk defa bir şey almadım dedi. 100 metre gitmeden ayak freni koptu. Dön bir daha ayakları al, gel hemen tak. O şekilde oluyor dedim. Çok sakal mesela, çok sakal aldım. 4 tane 5 tane sakal almıştım. Biraz daha basık mesela, benim motoru göre arkası biraz daha kalk arkadaşlar. Tabi abim konfora biraz daha önem veriyorum herhalde. Normal biz kanımız hızlı kaymıyor. Biz de hiç oturtturalım diye Okan'la birlikte yaymayı bırakmamıştık içinde. Bak, bu 25 santim bu sınavda. Ben mesela abi fındık alırken Acem motordan almıştım. 120 liraya fındıktı. Şu an ne kadar fındık? 180-170 mi? Bak gördün mü? Ekonomi işte. Bir tek ekmekle bütün her şey zam geliyor. Aynen. Çok yani şu an mesela bir modifiye kalksan. Şu an modifiye kalksan çok daha kaç fazla para. Deli para ya. Elcikler 80 liraydı bu. Onlar şu an zaten. Şu an 150 falan olmuştur herhalde. Biliyor musun abi? Kaç para? Valla hiç bakmadım ona. Şu anda fiyatını tam netim biliyorum. Bu da değişik. Aynen. Ama ben de bundan bir ayrıca şu beyaz halim. Evet. Ben onu çok uğraştım. Güreşiyordum mesela ben ona ayda bir kere. Evet. Güzel araç çekeyim ki el böyle olunca ne takılı kalıyor. Biraz onu şey yapıyorum. Bir jant kaldı, bir jant takılacak. Yanak takılacak. Başka bir şey var mı abi? Hani bunun dışında mesela. Bunun dışında şey yapmayı düşünüyorum. Beşik.
Dikel beşik. Ben de çok beşik düşünüyorum yani. İşte bana nasip olmadı. Basamakları falan. Aynen. Ayakları dikel acı. O basamak çok pahalı abi. Ben o zaman aldığımda 240'a mı ne almıştım? Komple set halinde geliyor, sıfır gönderiyorlar. Hani şu takozlarla birlikte falan. Ona ben çok para vermiştim, içim acımış diye. Onları değiştirmeyi düşünüyorum, o ikisini işte. Ercikleri değiştireceğim. Bir de Angel bulursan, ben de bulursam sana atayım. Valla olur aslında, niye olur? Arkadaşlar, internetten şu an izleyen varsa abilerden Instagram hesabını açıklamaya koyarız. Benim Angel'dan gören diyen olursa, ya bana ya bir atın. Ben de motorum olmasa bile ben de bulursam alacağım o Angel'dan. Bulunmaz hit kumaşı çünkü yani cidden. Bulunmuyor gerçekten. İkincisi yağ soğutucu. Evet, yağ soğutucu. Şu an piyasadaki bütün yağ soğutucuların hepsi nikeler. Bu kalem olanlardan yok. Bu da bana abi şeyden kaldı, inanamazsın. Bende turuncu mobilet vardı Peugeot. Gördün mü onu? He. Bende daha o zaman CGV gör. Bir tane arkadaşın CGS'i var, motoru satacak buraya. Geldiler. Şey, kapı var. Satacak motoru. Adamlar da buraya bakmaya geldi. Dedim ki üstüne bir şey sökelim bari. Motorlar bir anlık alsın. O kaptan aldım. Üstü boyalıydı. Zımpara attım, 2000 zımpara. Sonra gördüm bu kalem bu. Bu o yani. Yıllardır duran dalga o. Nereden nereye? Nereden nereye? Bana da hediye gelmişti. Ben de motorun üstüne verdim gitti. Bak sana nasıl bir şey abi. Aynen. Güzel bir şey ya. Ben oğlan da yedim. Gel sen de gel. Ne olacak? Gel. Sanki senin de burada bir keyif, zevkin varmış gibi geliyor bana. Hani bir şey olurken tavsiye vermişsin gibi. Babaya. Tavsiye değil mi? Ben seves var. Değil mi? Bayağı var. Bazen kaçırılır oldu. Yani kaçırma iste. Mesela ben o yandan yana mesela küçükken de abi babama araba maraba veriyordu, bir şey veriyordu ama hiç kaçırma olayı yapmadı. Kaçırma iste zaten büyük ihtimalle babam sana veriyordu da. Veriyordu ya öyle şeyler yapmadı da yani kaçırdım biraz problem oluyor. Değil mi? Çünkü ben olmam. Başta veriyordu. Sen haklı bile olsa baban oldu mu en azından beşliğe bir şey düşebilir ama baban olmalı mı sıkıntı işte. Evet. Şimdi yapmıyor mesela. Kodan çekince. Başka senin motor buradaysa ben bunu bileyim de bir tur atayım ya. Kenan arkana otursun güle çeksin. Olur mu abi? Tabii ki tabii. Biz buradayız zaten. Tamam. Siz bakabilirsiniz kendinize. Eyvallah. Sen de otuzun kutluğundan düşün. Eyvallah. Baksana şuna ya. Aa bak bak şimdi nereye geldi? Göko. Ben... Birader, yayını burada durduruyorum. Niye? Sakın birader bak beni aramayın, tamam mı? Ne diyeyim? Ben şapan diye birader, beni Allah aşkına bir daha aramayın. Bak, bana gece saat 11'de arıyor. Gece saat 3'te arıyor adam, bana sen diyor ki... Abi, vardı, şirket hattı vardı. Kaç tane hat aldın lan? Kurban olayım, 118-80'den mi buluyorlar? Nereden buluyorlarsa? Bir yere gidiyor mesela, fotoğraf atıyorum, o dükkanın numarasına bir ulaşıyorlar, buluyorlar adamları. Gece 3'te, gece 3'te beni aramış, abi diyor, jant lastik satılık mı? Saate şöyle bir baktım, gece 3 saat. Abi diyor, geliyorum diyor, yoldayım. Kapat lan dedim, kapat. Berk abi dedim diyor, senin de kapat, satmıyorum ben. Bir daha beni aramayın bak bilader. Söylüyorum size bak. Eve gidip geliyorum. Bu motor da satılık değil. Bu motor da satılık değil. Abi de sakın rahatsız etmeyin. Abi de bulmayın. Satmıyorum abi. Satmıyor bilader. Yani bence yine bir güzel para veren olsa ben...
Hüseyin abi bir de beni indiriyor ya. Bir daha dön. Nereye döneyim? Oğlum adamı dön. Ya abi ben alıyorum, sen rahat olsana. Sahibi Merkez Ulaş yarın Şahin takatla. Şahin'le takat. Şahin'le takat. Afla takat. Evet. Ama eski hali değil ki be abi. Fark etmez oğlum. Yapar. Yani. Evet, alt üst konuşuruz. Avye'nin sahibi bizi bul. Afla yarın. Gözümde canlarını koş kadar mazi. İnsan böyle görünce insan cidden kötü oluyor. Bir de nasipte varsa Aoye'yi bulup bir de video çekeceğiz. Bakalım Aoye ne halde? Ben aslında onu merak ediyorum. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla eski haline pek bir eser yokmuş gibi ama belki video yayınlandıktan sonra çekilir. O kardeşimiz de şu an Aoye'nin kardeşimiz izleyen takip ediyorsa ulaşsın bana. Bir de onunla bir video çekelim. Ona bir bakalım. Motor videolarını istediğinizi düşünerekten motorlara yöneliyorum. Araba videosu da gelecek. Yarın güzel bir video çekmeye gideceğiz. Arabalarla ilgili de bir Tofaş'la ilgili bir video geliyor. Beklemede kalın. Bomba gibi geliyoruz. Buradan da abime çok çok teşekkür ederim cidden. Beni kırmadı geldi. Sağ olsun. Allah kaza bela vermesin. Tüm CG kullananlara herkese polisten ver Allah korusun. Ben çok cezaydım bu şeyden CG zamanında. Allah şu an bir şey vermiş. Allah zararlı korusun. Güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like ve rock'u unutmayın. Abinin Instagram hesabını açıklamaya bırakıyorum. Sormak isteyen bir şey sorabilir belki abi. Yazabilir bir şey olabilir. Belki satmayı düşünürsün. Bir şey olur. Veririz.
Nasipte varsa. Güzel bir fiyatta. Güzel fiyatta yerine olsa yer abi. Instagram adresini bırakayım. Gerisini artık halledin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın.